Evet arkadaşlar, yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda çok yüksek bir zirvedeyiz. Arkamızda Toros Dağları'nı aldık. Buradan Pozantı'ya doğru geçiyoruz. Aladağ'dan geldik, bu yoldan geldik. Bu vadinin içinden geldik. Sürekli böyle buradan böyle geldik. Şimdi buradan ileriye devam edeceğiz. İleriye doğru Aladağ'dan çıkmış olduk şu anda zaten. Pozantı'ya doğru gideceğiz. Pozantı'da bizi neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet Çok güzel bir arkadaşlar. noktadayız. Aynen. Bayağı da bir yüksekteyiz. Uykumuz geldi resmen Benim ya. şu an Bakın bakın. arkadaşlar konuşamıyorum bile. O kadar çok yüksek bir zirvedeyiz ki. Çok tatlı bir uykum geldi. Gözlerim kapanıyor. Durduk, indik. Karşıdaki vadiyi falan göstermek için. Devam edelim. Arkadaşlar günaydınlar. Şu an biz sabah çekiyoruz bu videoyu. Yeni videomuz Pozantı'dayız, Şekerpınarı'nda. Buradan yolumuz biraz daha uzun. Gideceğiz. Ben yeni videomuzun tanıtımını Hasan Bey'e bırakıyorum. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gideceğiz. Kaplıcalara gideceğiz. Kaplıcalarda birkaç günlük tatilimiz olacak. Şekerpınarı'nda şu an tam suyun gözündeyiz. Suyun tam başladığı noktadayız. İşte hemen arkamızda Şekerpınarı yazısını görüyorsunuz zaten, Ulukuş'ta Şekerpınarı. Evet, tak. Şimdi buradan tren hatları da, İç Anadolu hatları da bu köprüyü kullanıyor. Yine Adana'dan, Varda Köprüsü'nden bu köprülerden geçerek İç Anadolu'ya doğru devam ediyor. İşte Konya, Konya'dan sonra Kayseri olsun, sağa sol olsun o şekilde ayrılıyor. Şimdi buradan, burada biraz zaman geçireceğiz, burada biraz oturacağız. Az önce suyunu içtik. Buzdolabından çıkmış gibi bir suyumuz var. Suyumuzu içeceğiz. Birkaç şişe de su dolduracağız. Yanımıza alacağız. Hazır suyu biz çeşmesinden dolduracağız. O şekilde düşünebilirsiniz. Videomuz bu şekilde. Şimdilik hoşça kalın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an suyun çıktığı yerdeyiz. Buradaki akan su buz gibi. Elimi tutuyorum. 1-2-3 saniye buz tutuyelim. Hatta suyun içinde de meyve suyuları falan var. Buradan doğal, yani burada buzdolabı kullanılmıyor. Organik dolabımız su. Doğal akan su, organik su. Evet arkadaşlar, Çiftehan'dayız. Çiftehan'da termal otele geldik. Şu an trenler ne yapıyor canım? Şu an trenler makas değiştirme işlemi için bekliyorlar. Karşıdan da bir yük treni geliyor. Şu an bu tren makasa girmeden öbür tren güvenli hatta geçecek. Daha sonra bu tren yürüyüp onun yanından geçmiş olacak. O tren de daha sonra yukarıya doğru devam edecek. Şu an birbirlerini bekliyorlar. Testler haberleşiyorlar. Tren hattının şu anda değişimi esnasındayız zaten. Çiftehan'a geldik. Otelimize yerleştik. Gündüz saatlerinde bir önceki videomuz dikkatimi çekmişti. Şu anda akşamüstü oldu neredeyse. Saat 4-5'e geliyor. Şimdi trenimizin hareketini, karşıdan gelen treni, gelen trenimizin kısa videolarını göstereceğim ben size. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.
Arkadaşlar Pozantı'nın mis gibi yaylalarından en organik üzümler. Şu gösterdiğim üzüm eski zaman üzümü. Şu an piyasada trilyon para verseniz bu üzümü bulamazsınız. Sadece Adana'da mevcut. Hadi çekeyim cevizleri de çekeyim. Cevizler maşallah çok güzelmiş. Evet arkadaşlar, Çiftdağ'a geldik. Çiftdağ'da Çelik Hanım Termal Otel'e geldik. Burası çok güzel, nezih bir yer. Doğayla iç içe, manzaraları çok güzel. Küçük bir otel ama çok tatlı bir otel. Termal havuzları, termal sıcak suları var. Yüzme havuzları var. Yine ılık su yüzme havuzlarımız var. Yani burada çok güzel zaman geçirebileceğiniz bir otel. Ayrıca buranın manzarası da çok güzel. Karşıları görüyorsunuz. Yine birazdan, yani bu bölümden sonraki videolarda karşı tepeye çıktığımız videoları da sizlerle paylaşacağız. Oralara da gideceğiz. Oraları da göstereceğiz. Oraları da görmüş olacaksınız. Güzel bir tur da bizi bekliyor. Zirvelere çıkacağız. 2300 rakımlara kadar çıkacağız. Onları da görmüş olacaksınız. Şu an burada güzel bir hava var. Yavaş yavaş da serinliyor. Büyük ihtimalle bir yağmur da başlayabilir. Şimdilik hoşça kalın. Sizi dağa tırmandığımız videoyla baş başa bırakıyorum. Devam ediyoruz. Şu anda Çiftdağ'ın tam zirvesine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Şu an çok güzel bir manzarayı yakaladık. Bu manzarayı sizlerle de paylaşmak istedim. Daha yukarıya doğru çıkacağız. 2300 rakımlarına kadar çıkacağız. Şu an 2000'lerdeyiz. Çok az kaldı aslında zirveye ulaşmamıza da. Karşı dağların zirvesiyle neredeyse aynı seviyedeyiz. 3000 rakımlı yerlere, 4000 rakımlı yerlere gitmenize gerek yok. Çok rahat ulaşımı sağlayan bir yer burası. Herkese tavsiye ederim. Gelen herkese de burayı görmesini mutlaka isterim. Hadi yolculuğumuz devam etsin. Evet arkadaşlar, şu an zirveye kadar çıktık. Zirvedeyiz. Buralar
ağaçlandırma kapsamında kestane ağaçları falan dikilmiş. Çok güzel bir ortam oluşmuş. Ağaç bakımından burası tür olarak da az. Yani yapı olarak da az. Kıraç bir yer ama ağaçlandırmalar yapılmış. Çok güzel yerler oluşmuş. Karşı dağlarda hala kıraç yerler var. Karşıda birkaç ev var. Elektrikleri gelmiş. Gayet güzel ortamları var bence. Çok güzel de bir doğası var. Çok güzel bir havası var. Şu anda ufak bir serinlik hissediyorum ben. Ufak bir esintimiz var. Buraları rahatlıkla gezebilirsiniz. Arazi aracınız olmaksızın gelebileceğiniz yollar var çünkü. Çok güzel bir ortam. Karşı tarafa da gittik aslında. Karşı tarafları da gösterebilirsin. O karşı dağları da güzelce böyle ağaçlandırmışlar. Karşıya hemen şu görünen yüksek ağacın arka tarafına kadar gittik. Orada bir kulübe de bulduk. Kulübeyi de baktık, gezdik aslında. Ama insanlar maalesef oraları yağmalamışlar. İçine yazılar yazılmış, duvarları yıkılmış. Çok güzel de bir yermişmiş ama maalesef harap olmuş. Buralarda gezebilirsiniz. Buralarda kamp yapabilirsiniz. Buralara çadır kurabilirsiniz. Özellikle bu alan gayet güzelmiş. O yüzden de bu alanı seçtim. Bu alanda çadır kurarak konaklayabilirsiniz. Güvenli bir nokta, güvenli bir yapı. İşte karşıda evler var. Alt tarafınızda hemen evler var. Çok güzel bir yer. Şimdi şöyle gidelim, öbür tarafa doğru bakalım. Güzel bir sırttayız şu anda biz. Serin de bir sırttayız. Burası tam olarak neresi? Onu da tarif edeyim size. Burası Kozantı'dan Konya'ya giden eski otobanın Çiftdağ'ın üstünden geçtiğiniz güzergahta. Çiftdağ'dan girip geçiyorsunuz buraya doğru. Çiftdağ'ın hemen üstündeyiz biz. Çiftdağ'ın hemen şu tepenin arkasında kaldı. Karşılarda da yüksek yerlerde ağaçlık yerler var, bahçeler var. Hatta karşıda birkaç ev var gördüğüm kadarıyla. Aynen, birkaç ev var, bahçeler var. Yine Torosların eteğinde çok güzel yerler var ve buralarda yörükler de geziyor. Çünkü keçilerin affedersiniz boklarını da gördük, taze boklarını da gördük. Buralarda keçiler de geziyor belli ki. Yörüklerin yerini bulamadık. Yörükler büyük ihtimalle daha Yükseklerde yüksekte de galiba. olabilir. Daha inginde de olabilir. Daha yükseklerde bitki örtüsü azaldığı için belki daha inginlerde de olabilir. Şu an bayağı yüksekteyiz. Belki aşağımızdadır çadır. Hemen şuranın altı belki de çadır yeridir. Gezip görmek gerekiyor. Çok güzel bir ortamdayız. Yine burada biraz oturacağız, biraz dinleneceğiz. Daha sonra tekrar aşağıya doğru yolculuğumuz devam edecek. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. Hadi etrafı bir bakalım.